günler sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününden herkese merhaba. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuğum var. Neler neler konuşacağız diyorum. Peki kiminle konuşacağız? İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi stüdyoda görmek. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki az sorumuzda da gördüler izleyicilerimiz. Hı-hı. Aslında cuma günü de biraz konuştuk. Daha detaylı konuşalım Tabii. istedik. Sağ olun siz de kırmadınız geldiniz. Okul gıdası logosunun kullanılması bir yıl daha Hı-hı. ertelendi. Hı-hı. Hem bu ne anlama geliyor? Okul kantinlerinde ne gibi gıdalar olmalı? Ya da şöyle başlayalım isterseniz. Öğrenme ile beslenme arasında çok ciddi bir ilişki ciddi var değil mi? Çok ciddi bir ilişki var. Şöyle söyleyelim, aslında ne olmaması gerektiğini söyleyerek bence söze evet, başlamak daha uygun olur. Tabii çocuk beslenmesi dediğimiz zaman aklımıza üç önemli kavramı getirmemiz lazım. Bir tanesi fast food. Hepimiz biliyoruz fast food'u. Bir daha tekrarlayalım. Fast food şu demek, kısa süre içerisinde hazırlanan, tüketilen veya paket yapılan gıda demektir. Fast food. Bunun dışında bir abur cubur konsepti var. Abur cubur konseptinde de şöyle bir şey var. Orada gıdayı hazırlamak için herhangi bir süre gerekmez. Gıda yemeğe hazır demek zaten. Hmm. Fast food ve abur cubur gıdaların ortak iki özelliği var. Birincisi kalorileri çok fazla. İkincisi gerçekten sağlığımız için gerekli olan besin değerleri son derece düşük. Yani vitamin, mineral, lif, antioksidan, fitobesin gibi sağlıklı yağlar gibi vücuda gerekli olan unsurlar son derece az. Yani olması yani gereken şeyler yok. Değil, kesinlikle değil. Olmaması gereken bol miktarda her kaloriler şey var. Mesela fast food, diyelim ki bir çocuk fast food işte satılan bir yere gittiği zaman bir hamburger, bir büyük kola, bir büyük patates kızartması aldığı zaman bunun kalori karşılığı 1360 kalori. Yani 7-9 yaşındaki bir çocuğun günlük ortalama 1700-1800 kalori alması gerektiğini göz önünde bulundurursak yani sabah, kalorinin, öğlen, akşam evet, bütün tabii, aralarda bütün yediklerinin toplamının 1700 olması 1700, gerekiyor. 1700-1800 olması gerekir. 1360'ı aldı zaten. Çok kısa süre içerisinde aldı. Başka ne aldı? 5,5 gram tuz aldı. Normalde bir insanın en fazla alması gereken tuz miktarı 5 gram. 5,5 gram da tuz aldı. Ne aldı? Kafein aldı. 58 miligram kafein aldı. Normalde işte sağlıklı bir insan en fazla 200 miligram kafein alabilir. Ama çocukların 58 çocukların almaması tabii gerekiyor. Ki tercih edilir. Hamilelerin aynı şekilde hiç almaması tercih edilir. Bunun dışında ne var? İlave şeker var. 95 gram ilave şeker var. Ki İlave şeker adı da üzerinde gıdalarda olmayan, gıdaları işte tat vermek için aynı zamanda doku vermek için dışarıdan ilave edilen unsurlar. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tavsiyesi var. Diyor ki günlük kalorilerin en fazla %5'ini şekerlerden alabilirsiniz. Yani işte 2000 kalorilik bir diyet düşünün. Yani rafine şekerlerden alınması gereken kalori miktarı 100 kalori. Bizim bu söylemiş olduğum hocam, işte 100 kalori neye tekabül ediyor? Yani işte hani yani mesela, 100 çikolatanın kalori, ne kadarı? Bir küçücük parçası mı 100 kalori? Bir küçücük parçası tabii içinde bulunan unsurlara göre değişiyor. Çikolatadan da bahsedebiliriz. Çocukların çok sevdiği gıdalardan bir tanesi. İçinde kakao olması lazım ama işte vanilya özü gibi işte ifade edilen vanilin, bunun dışında margarin, trans yağ, süt tozu, krema, işte gluten, soya lesitini gibi aslında hiç uygun olmayan pek çok unsuru da içinde barındıran bir yiyecek. Çocuklar da çok seviyorlar ama bu sağlıksız unsurların yanı sıra içerisinde bol miktarda kalori var. O yüzden mutlaka bizim etiket okuma alışkanlığı edinmemiz lazım. İçinde işte tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu, trans yağ, soya lesitini, işte margarin gibi unsurları barındıran yiyecekleri
asla ve asla yemememiz lazım. Çocuklarımıza da işte bu şekilde bir bilgiyi vererek onların da bu konuda dikkatli olmasını sağlamak lazım. Siz dediniz ki beslenmeyle işte çocukların performansı, akademik performansı yani öğrencilik performansı arasında bir ilişki var mı? Gerçekten çok önemli bir ilişki var. Birebir bir ilişki var. %100 bir ilişki var. Bununla ilgili yapılan yayınlar, çalışmalar var. Mesela bunu yani bu gıdalardaki şekeri, katkı maddelerini bıraktığınız zaman ne oluyor? Bunun için bir örnek gösterilebilir. Amerika'da, New York'ta okullarda yapılmış bu. Üstelik de 1980'li yıllarda yapılmış. Orada devlet okullarında sadece ve sadece öğle yemekleri organik içerikli unsurlardan oluşturulmuş. Yani çocukların yediği gıdalarda herhangi bir işte koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı gibi, işte aroma verici gibi unsurların hepsi çıkarılmış ve çocuklar bir tek öğün organik beslenebilmişler ve Amerikan tarihinde ifade edildiğine göre en yüksek, en fazla akademik başarı bu dönemde sağlanabilmiş. Daha sonra çeşitli nedenlerle. Sadece bir öğün olmasına rağmen. Sadece bir öğün, işte o katkı maddelerinin olmadığı, organik besinlerin olduğu gıdaları tükettiğiniz zaman bile akademik performansınız çok artıyor. Gıdalar, işte pek çok unsur var. Özellikle tatlandırıcılar. Bu tatlandırıcıların beyin fonksiyonlarını çok olumsuz yönde etkilediği biliniyor artık. Tatlandırıcıların içinde mesela bir aspartam dediğimiz bir tatlandırıcı var. Aşağı yukarı 6000 hazır gıdanın içerisinde var. 6000 hazır gıdanın içerisinde var ve bu direkt olarak bir nörotoksin. Yani beyin hücreleri üzerine zararlı etkileri olduğu kesinlikle artık bilinen, kanıtlanmış, kabul edilen unsurlardan bir tanesi. Yani direkt olarak bu katkı maddeleriyle, organik besinlerle öğrenme, performans açısından çok ciddi ilişkiler söz konusu. Hocam çocukları o kurstan alıyoruz, öteki kursa götürüyoruz, başarılı olsunlar diye takviye özel dersler alıyoruz ama yani hani ama yiyecek, en önemlisi yiyecek sorunu yiyecek çok zaten, önemli. Evet. Yani yiyeceklerini dikkatli şekilde seçmezsek, sağlıklı gıdalar yedirmezsek tabii istenilen işte başarı, performans mümkün kesinlikle değil gibi görünüyor, kesinlikle evet. Ortaya çıkmayacak. Sadece öğrenme fonksiyonu değil. Bu tür işte gıdaların içerisinde var olan katkı maddeleri bir kere duygu durum bozukluğu yapıyorlar. Duygu durum bozukluğu, hiperaktivite, psikolojimizi de tabii etkiliyor kesinlikle o zaman. Beyni etkilediğine sadece bedensel göre, olarak beyni değil. Etkilediğine göre psikolojik yapıyı da direkt olarak etkileyecektir. Hiperaktivite çok önemli. Biliyorsunuz evet. Hiperaktif çocuklar gündemde her zaman ve doğru. Bu katkı maddelerinin yaptığı en önemli olumsuz etkilerden bir tanesi bu. Konsantrasyon bozuklukları, duygu durum bozuklukları, anksiyete, depresyon vesaire. Bugün çağımızda insanlarda, şimdi de çocuklarda çok sık karşılaştığımız bozuklukların en önemli nedenlerinden bir tanesi. Gıdalardaki katkı maddeleri, abur cubur, işte fast food ve ilave şekerler. Bunlarla ilgili pek çok, gene dediğim gibi, yayın ve araştırma var. Ve biz katkı maddelerini tek başına almıyoruz. Katkı maddelerinin kombinasyonunu tüketiyoruz. Yani bir gıdanın içerisinde birden daha fazla 3, 4, 5, 6 katkı maddesi var. Ve bu katkı maddeleri bir araya geldiği zaman vücudun üzerindeki, beyin hücrelerinin üzerindeki etkileri de katlanmış oluyor. Evet. Peki hocam biraz da obeziteden bahsedelim mi? Yani özellikle Amerika'da çok fazla obezite vardı ama maalesef herhalde artık bizim ülkemizde de çok ciddi bir tehdit bu yediğimiz besinlerle alakalı, kesinlikle, tükettiğimiz fast foodlarla alakalı. Hem yetişkinler için gerçekten çok önemli bir problem. Şunu ifade etmek lazım. Obezite dünyanın karşılaştığı mikrobik olmayan ilk salgın hastalık. Mikrobik olmayan ilk salgın hastalık. Bununla ilgili işte ilk önemli uyarıyı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon 2010
2011 yılında New York'ta yaptı. Şunu söyledi Ban Ki-moon. Dünya ölüyor dedi. Dünya AIDS'ten, gripten, Ebola'dan, tüberkülozdan, sıtmadan ölmüyor. Obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle ölüyor. Acil önlem almalıyız dedi. Obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklar, yani kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, nörolojik hastalıklar, Alzheimer, Parkinson, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik karaciğer hastalığı ve diğerleri. Yani neredeyse kronik olarak... Her şey yediklerimize bağlı hocam. Kesinlikle. Hocam. Yani... Zaten yani beslenmemiz bizim ilk ilacımız veya ilk zehrimiz. Bu bizim tercihimize, seçeceğimiz gıdaların durumuna göre değişecek. Beslenme ilaçtır. İlaç, yani bu konuda hiçbir tereddüt yok. Evet. Evet, peki yemememiz gereken her şeyi öğrendik. Bir fast food'ta yani bir hamburger, işte evet, gazlı içecek ve patatesle 1300 kalori var. Ben artık mesela siz geldiğinizden beri gerçekten bunların hiçbirini tüketmiyorum. Evet, yani abur cuburlardan bahsettik. Yani abur cubur da son derece önemli. Amerika'da yapılan çalışmalarda görülmüş. Yani okul çağındaki çocuklar ana öğünleri dışında... Abur cuburlarla günde ortalama 527 kalori tüketiyorlar. Ortalama 527 kalori, öğünlerinin dışında alınan ekstra kalori bu. Düşünün 500 kalori, yani 7000 kalori bir kilo yağ olarak vücuda döndüğüne göre, işte 15 günde bir kalori, ayda 2 kalori, yılda bunu hesap ettiğiniz zaman da düşünün 20-25 kilo gibi bir artıştan bahsedeceğiz. Hiç hesap etmeyelim o zaman. Evet. O 527 kalorilik abur cuburun yerine ne koymamız gerekiyor? Çocuklara ne vereceğiz ki şu abur cuburdan? Okullarda, yani dünyada bu problemin farkında. Çeşitli ülkelerde değişik uygulamalar var. Mesela Fransa, örnek olarak Fransa'daki uygulamayı ifade edersek, onlar bu tür abur cubur, fast food ürünlerin içinde ilave şeker olan ürünlerin kantinlerde, okul yakınlarında satılmasını yasaklayıcı, kısıtlayıcı önlemler aldılar ve her teneffüs bir taze meyve veya meyveli teneffüsler diye bir kampanya başlattılar. Yani abur cubur yok, fast food yok, organik, mümkünse taze, temiz meyve. Bunun dışında ne olabilir? Kuru yemişler özellikle, hem taşınması kolay, hem tüketilmesi de son derece kolay. Organik, tuzlanmamış, haşlanmamış, mümkünse ham şekilde fındık, fıstık, ceviz, badem, bunlar mutlaka okulda, kantinlerde. Yani o bir tercih sebebi olur. Gene kavrulmamışsa aynı şekilde. O da bir tercih sebebi olur. Gene kuru yemişler, meyveler, sebzeler, bunun dışında tam tahıllardan yapılmış olan ekmek türü şeyler de az miktarda olmak şartıyla gene çocukların okullarda tüketebileceği gıdalar arasında yer alabilir. Olmaması gerekenleri söylemiştik zaten, fast food, abur cubur ve ilave şeker. Bunların dışında rahatlıkla diğer ifade ettiğim besin türlerini tüketebiliriz, tüketilebilir ve performansı da olumlu yönde etkilemesi beklenir. Peki hocam, sabah kalktılar okula göndermeden önce tabii onlara bir kahvaltıda yapmak, hazırlıyoruz. Orada ne yemeliler? Yani sizin ezber bozan açıklamalarınız var, hani belki orada da farklı bir şey söyleyeceksinizdir. Yani gene söyleyeceğim şeyler tabii yetişkinde de çocukta da aşağı yukarı aynı. Daha çok ben de söylüyorum sürekli bunu, daha çok bitkisel ürünlere öncelik tanıyalım. Kahvaltı da olsa bu değişmiyor. Öğle yemeği de olsa, akşam yemeği de olsa bu değişmiyor. Tabii kahvaltı dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Peynir. Evet. Zeytin ve ekmek. Şimdi yani bunlara baktığım zaman peynir en fazla işlenmiş gıda maddelerinden bir tanesi ve içinde de bol miktarda tuz olduğunu biliyoruz. İşte doymuş yağ var, kolesterol var vesaire, işte istenmeyen pek çok unsuru içinde barındıran gıdalardan bir tanesi. Zeytin tuzlu gene, aslında tuzsuz, organik zeytin son derece önemli bence. Yani özellikle sabah kahvaltılarda işte 10-15 zeytin mutlaka bence
tüketilmeli ama dediğim ama gibi tuzsuz olacak, mümkünse işte organik olacak, bu çok önemli. Ve ekmek, gene içinde en fazla tuz bulunan gıdalardan bir tanesi, yani yaklaşık 100 gramlık bir ekmek içerisinde neredeyse işte 2 gram kadar tuz var. Düşünün 4-5 dilim yediğiniz zaman günlük gene tuz miktarını rahatlıkla aşabiliyorsunuz. Bunlar olmamalı. Ben her zaman şunu Peki hocam, söylüyorum. Peynirin yerine neyi koyacağız? İşte yani mümkünse organik peynir. Ki. Tabii mümkünse organik peynir. Ya organik peyniri nereden bulacağız? O da ciddi bir problem tabii. Yani organik sütten yapılmış, doğal yollarla yapılmış, içinde katkı maddesi, tuz gibi işte unsurların olmadığı bir peynir çeşidi. Bunu bulmak, günümüzde tabii bulmak çok yani zor. Köy belki peyniri, evlerde, organik evlerde, peynir diye satılıyor evet, ama onlara evet, güvenip evet, de onlara yani. Da, onlara da güvenemeyiz gerçekten. Hayvansal ürünleri az yemeliyiz. Yiyeceksek kaliteli olanlarını seçmeliyiz. Mesela yumurta. Her zaman kahvaltıyla özdeş. İşte kahvaltı dediğimiz zaman yumurta aklımıza geliyor. Gezen tavuk yumurtası olsun mümkünse. Yani doğada gezsin, güneş ışığı alsın, işte temiz su kaynakları olsun, hareket etsin, işte kanatlarını çırpsın. Bunun dışında işte toprağı eşelesin, işte semizotu, yonca, yeşillik, çimen yesin, gerekirse bördü böceği yesin. Böyle tavukların yumurtaları muhteber. Bunların içerisinde işte sağlık açısından, çocukların sağlığı, beyin sağlığı, motivasyon açısından çok önemli olan bol miktarda omega 3 var. Evet. Ama endüstriyel tavuklarda bu yok veya çok az. O yüzden gezen tavuk yumurtası, her zaman söylüyorum onu, gezen tavuk yumurtası mutlaka tercih edilmesi gereken gıdalardan Peki bir miktarı tanesi. Var mı? Hani 1, 2, yani 3 yiyebildiğimiz çok fazla kadar abartma. yiyin Yok, öyle bir diyenler şey de yok. var Şimdi çünkü. yani Hani tabii öyle kırın ifade ediliyor. tereyağının Yok. içine. O doğru değil. O doğru değil. Rafadan bence tercih etmek Hı-hı. lazım. Yani işin içerisine bir işte ne bileyim kırdığınız zaman işte yağ girecek, ısı girecek. Isıyla o gıdaların işte etkileşiminden dolayı istenmeyen pek çok kimyasal madde, kanserojen olabilecek maddeler ortaya çıkacak. O yüzden bence rafadan olsun. Az pişmiş olsun. Yani çok fazla ısıya, uzun süre ısıya maruz kalmamış olsun. Bir tane, iki tane yumurta yenebilir ama başkalarının ifade ettiği gibi işte 8-10 yumurta, 7-8 kalem ne bileyim ben pirzola, onun dışında bir bakraç, yoğurt gibi öneriler kesinlikle doğru değil. Sağlık açısından da ciddi problemlere yol açar. Evet, peki süt hocam, süt de hani çocuklar için olmazsa olmaz Süt deriz ya tabii, hep. yani süt gerçekten Ama ciddi problemli bir konu. Benim anlayışıma göre ben çok fazla süt içilmesini önermiyorum. Niye önermiyorum? Bir kere şundan dolayı önermiyorum. Bir kere biz insanoğlu olarak sütten kesildikten sonra süt içmeye devam eden tek canlıyız. Diğer canlıların sütünü içmeye devam ediyoruz. doğru. Bir kere bu net. Süt nedir diye baktığımız zaman süt bir hamile canlının, hamile işte ineğin yavrusunu büyütmek, kısa süre içerisinde büyütmek için salgıladığı bir ifrazat. Yani ineğe baktığımız zaman, süt veren ineğe baktığımız zaman o hamile ve anne. Bu nedenle hem hamileliğe ait hormonları hem de anneliğe ait hormonları içerisinde bol miktarda barındırıyor. Yani bizim bilirsiniz işte östrojen gibi, prolaktin gibi, progesteron gibi hormonlar bu sütün içerisinde bol miktarda var. Bunun dışında büyüme faktörleri var. Onun da pek çok isimleri var. Onları da zikretmeme gerek yok. Yani hormon ve büyüme faktörlerinin çok yoğun olduğu bir salgı. Bunun dışında neler olabilir sütün içerisinde? İşte tarım ilaçları olabilir, işte hayvanlara antibiyotik veriliyor, işte kortizon türü ilaçlar veriliyor vesaire. Pek çok böyle istenmeyen unsurlar da var. Bu açıdan baktığımda tüm bunları bir arada değerlendirdiğimde bence süt çok sağlıklı bir gıda gibi gözükmüyor. Ama ben içinde ne olduğunu söyledim, sütü tarif etmeye çalıştım. Tabii insanlar kendi tercihlerini kendileri yapacaklar. Biz için veya içmeyin diye bir şey söylemek zor ama süt budur. Yani evet. Süt bu.
Ve kesinlikle doğaya baktığımız zaman, tabii doğa çok önemli. Diğer hayvanlara baktığımız zaman sütten kesildikten sonra süt içen bir canlı yok. Doğru. Yani insanlar bazen kedilere, köpeklere işte süt içmeyi öğretiyorlar. Ama biliyoruz ki gene süt içen hayvanlar da süt içmeyenlerden çok daha az yaşıyorlar. Bunu da biliyoruz. Şimdi süt olmazsa ne olabilir? Tabii tam olarak süt değil ama biliyorsunuz badem sütü var, yulaf sütü var vesaire gibi, pirinç sütü gibi işte sütler var. Tabii süt olması için tabii bir memeden çıkmış olması lazım ama bunlar da süt olarak adlandırılıyor. Bunlar tercih edilebilir her zaman. Yani mutlaka aslında kahvaltıda... Fidan tekrarlayalım mı hocam onların sütlerin hangileri olduğunu? İşte badem sütü var özellikle. Pirinç sütü var, yulaf sütü var, soya sütü var ama ben onu çok fazla önermiyorum. Çünkü Türkiye'de soya çok fazla yetiştirilmiyor. İthal ediliyor. Soya sütü olarak da herhalde ithal ürünler söz konusu ve genelde bunlar GDO'lu ürünler. Bunları önermiyorum ama kahvaltıda gene mutlaka... Güne enerjik başlayacaksak meyve öneriyorum. Kahvaltıdan önce mutlaka 1, 2, 3, 4 porsiyon meyve. Bu çok önemli. Gerçekten günde 400 grama kadar meyve hem çocuklar için hem yetişkinler için. Sabah aç karnına meyve yediğimiz zaman o kadar çok yararlı ki. Çünkü meyve hiç sindirilmeden mideyi de direkt olarak geçerek hemen bağırsaklara ulaşıyor ve oradan çok hızlı emiliyor. Bu nedenle bir kere bir enerji deposu veya inanılmaz enerji veren unsurlardan bir tanesi. Abartmamak şartıyla değiştirerek tabii mümkünse... Peki hocam siz öyle diyorsunuz ama diğer taraftan da eğer meyve yerseniz kesinlikle bu şey kansere davetiyedir. Meyve yerseniz hiç ölürsünüz diyenler bakın, de var. Hiç peki hangi meyveleri değil. De tercih etmemiz gerekiyor? Biraz da onları konuşacağız ama şimdi kısacık bir araya gitmek zorundayım. Döndüğümüzde tabii kaldığımız yerden devam edeceğiz.